sevgili seyirciler, bugün güneye Metris cezaevinde yaşanan gerginlikle başladık. Metris cezaevinde sabah saatlerinde başlayan isyan devam ediyor. Muhabir arkadaşımız Murat Kul şu anda cezaevi üzerinde Kanal D helikopterinden canlı yayında. Murat'tan son durumu öğreneceğiz. Murat, neler görüyorsun? Sözü hemen sana bırakıyorum. Burada Metris cezaevinde olaylar sabah saatlerinde başladı. Sabah 8.30'da yasa dışı İBDAŞ'ın terör örgütü militanlarının bulunduğu B2 numaralı koğuşta arama yapılmak istendi. Olaylar bundan sonra başladı. İBDAŞ militanları bir intikam hareketi başlattılar sayın seyirciler. Bu arada ilk anda 36 askeri personel, bunların çoğunluğu erlerden oluşuyor, yaralandığı bildirildi. Ve bu kişiler çevre hastanelerde ilk tedavilerin yapılmasının ardından ya tabuç edildiler ya da askeri hastaneye gönderildiler. Ancak ciddi bir yaralanmanın olmadığı biliniyor. Bunu hemen aktaralım. Cezaevinde şu anda B2 numaralı koğuşun önündeki avluda 150 civarında askeri personelin rehin tutulduğu tahmin ediyor sayın seyirciler. Ancak sayılar konusunda kesin bir açıklama yok. Bu konuda şimdiye kadar resmi bir açıklama yapılmadı sayılar konusunda. Evet, görüyorsunuz Metris cezaevindeki avlular, cezaevi blokları. Metris cezaevi sayın seyirciler biri çift olmak üzere toplam 6 bloktan meydana geliyor. Cezaevinin L biçimi bir yerleşimi var. Yaklaşık 3000 civarında tutuklu ve hükümlü, bunların bir kısmı siyasi mahkumlar, siyasi tutuklu ve hükümlüler, bir kısmı da adi mahkum tutuklu ve hükümlülerden oluşuyor. İBDAŞ militanlarının sayısının 60 civarında olduğu tahmin ediyor. Evet, şu anda gördüğünüz yer sayın seyirciler, yasa dışı İBDAŞ terör örgütü militanlarının bulunduğu B2 numaralı koğuşa bakan avlu. Rehinelerin 150 civarındaki askeri rehinenin bu avluda tutulduğu tahmin ediliyor. Evet, birazdan daha da yakınlaşacak görüntü. İlginçtir, az önce biz yeniden geçtik bu avlunun üzerinden diyemiyoruz. Yakınından geçtik çünkü cezaevinin bulunduğu bölgede uçuşa yasak bölge ilan edildi yaklaşık 2 saat önce. Dolayısıyla cezaevinin tam üzerinden görüntü aktaramıyoruz sizlere, ancak yine de yaklaşık 600 metre yakınındayız ve olabilecek en yakın görüntüleri, detayları sizlere aktaracağız. Evet, şu anda ortada gördüğünüz avlu B2 numaralı koğuşa bakan avlu sayın seyirciler. 150 civarındaki askeri personelin bu avluda üstlerine branda çekilmiş biçimde, dışarıdan görülmemeleri için üstlerine branda çekilmiş biçimde çıplak ve elleri ve ayakları birbirine bağlı olarak İBDAŞ militanlarınca rehin tutulduğu tahmin ediyor. Evet, şu anda avluyu görüyorsunuz sayın seyirciler. Oradaki örtüyü de görüyorsunuz. Bu arada örtülerin brandaya üstünde de İBDAŞ örgütünün, yasa dışı örgütünün dövizlerini, ifadelerini içeren bazı bezler var, bazı afişler bulunuyor. Evet. İşte 150 civarında askeri personelin bulunduğu avlu. Bu avlu sayın seyirciler. Bu avluda 130 civarında erin ve 20 civarında da rütbeli personelin rehin tutulduğu tahmin ediliyor. Ancak bunların hepsi resmi olmayan bilgiler sayın seyirciler. Şu ana kadar bu konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Cezaevinde müthiş bir güvenlik önlemi var. Cezaevi dışarıdan polis tarafından kuşatılmış durumda. Özel time bağlı keskin nişancılar cezaevinin çevresine yerleştirilmiş durumda. Cezaevinin içinde 20 civarında jandarma timlerine bağlı minibüs var. 100 civarında özel donanımlı jandarma timi de
cezaevi avlularının hemen dışında, bu ana bloğun hemen dışında bekletiyorlar. İşte o avlu, Eminemer'in bulunduğu avlu. Sayın seyirciler, evet birazdan daha da yaklaşacak bu görüntüler. İnanılması güç bir durum gerçekten. Bu kadar çok sayıda cezaevi personeli nasıl oldu da rehin alındı, neler geçti içeride kimse bilmiyor. Evet işte görüyorsunuz brandalar, bu brandaların altında olduğu tahmin ediyor. Bir, evet bir yasa dışı İddacı örgütünün bir militanı şu anda. Evet daha da yakından görüyorsunuz. Sayın seyirciler, evet İddacı militanları avluda. Burası B2 avlusu sayın seyirciler. İşte İddacı militanları şu anda bu brandanın altında da 150 civarında askeri personelin gemin tutulduğu tahmin ediliyor. İddacı militanlarının başında asıl ismi Salih Hizmet Erdiş olan Salih Mirza Beyoğlu olarak bilinen kişi var sayın seyirciler. İşte İddacı dövizleri, afişleri. Sayın seyirciler, olaylar sabah saatlerinde başladı. Sabah 8.30'da İddacı militanlarının bulunduğu koğuşta arama yapılmak istendi. Bunun üzerine isyan başlatıldı. Çok sayıda askeri personel cemil alındı. Bunlardan 36'sı ilk anda yaralandı ve serbest bırakıldı. Daha sonra da bunlar tedavi edildi. Büyük bölümü taburcu oldu. Cezaevindeki görevlerinin başına dönmüş durumdalar. Sayın seyirciler, demiştik ki cezaevi kuşatılmış durumda, hem dışarıdan hem içeriden. Şu anda bu avlunun hemen köşesinde askeri personel, güvenlik güçleri önlem almış durumdalar. Operasyon için bekliyorlar. Bakın görüyorsunuz çok sayıda jandarmaya bağlı özel donanımlı birimler bekliyorlar şu anda. Olası bir operasyona karşı hazır durumdalar. 20 civarında ambulans bekletiliyor, hazır bekletiliyor. Çok sayıda polis var. Polise bağlı özel timler de şu anda buradalar. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Ferzan Çitici görüşmeleri yürütüyor. Olayın kansız biçimde sona erdirilmesi için, isyanın sona erdirilmesi için görüşmeler yürütülüyor. Güvenlik güçleri de bu görüşmelerin sonucunu bekliyor. Sayın seyirciler, eğer görüşmeler İstenildiği gibi sonuçlanmazsa belki de bir operasyon gerçekleştirilecek ve isyanın sona erdirilmesine çalışılacak. Hemen ardından çok sayıda haberci de cezaevinin önüne geldi. Canlı yayın araçları da oradalar. Ve bu arada tabii ki cezaevi, evet demin de söylediğim gibi, kutsamış durumda. Hem içeriden hem de dışarıdan. Ama ilginç görüntüler de var sayın seyirciler. O da hemen dikkati çeken cezaevinde tutukluların, hükümlerin bulunduğu koğuşların hemen dışındaki televizyon antenleri. Çok sayıda televizyon anteninin olduğu görüldü. Hemen her pencereden bir televizyon anteni çıkıyor. İşte görüyorsunuz haberciler de cezaevi önündeki, metris cezaevi önündeki bekleyişlerini sürdürüyorlar. Sabah saatlerinde burada yoğun bir trafik vardı. Çok sayıda ambulans girip çıktı. Bu arada jandarmaya bağlı özel ekipler geldiler. Polise bağlı özel ekipler geldiler. Onlar da olası bir operasyona karşı hazırlık yapmış durumdalar. Sayın seyirciler, yasa dışı İddacı örgütünün elebaşı Salih Mirza Beyoğlu İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde yargılanıyor. Ancak Mirza Beyoğlu'nun 3 kez, ki en sonuncusu 10 Kasım tarihinde yapılan duruşmaya katılmadığı belirtiliyor. Resmi olmayan bir değerlendirmeye göre cezaevi yönetiminin Mirza Beyoğlu'nu bulunduğu koğuştan almak istediği, daha doğrusu İddacı yönetimini
elebaşı kadroyu bağımsızları koçtan almak istediği ve olayların bunun üzerine başladığı yönünde. Tabii akıllarda olan bir sürü soru var. En başta gelince de şu, nasıl oluyor da tutuklu ve hükümlüler bu denli küçük çapta bir isyan başlatabiliyorlar ve bu kadar çok sayıda zemini alabiliyorlar. Evet, görüyorsunuz Metris cezaevi. Bir içi toplam 6 bloktan oluşuyor. Bu bloklar beton çatıya kadar uzanan beton duvarlarla çevrilenmiş durumdalar. Evet sayın seyirciler. Hepimiz bir an önce görüşmelerin olumlu sonuçlandırılmalarını istiyoruz. Ama eğer böyle olmazsa dışarıda bekleyen güvenlik güçleri de bir operasyon başlatabilecekler. Evet Erda, Metris cezaevinden aktarabileceklerimiz şu anda bu kadar. Murat, biz de sana verdiğim bilgiler için teşekkür ediyoruz. Murat Kul cezaevi üzerinden Kanal D helikopterinden canlı yayını Metres cezaevinde yaşananları aktardı sevgili seyirciler. Pazar gününün haber gündeminde Metres cezaevinde yaşanan isyan ve gerginlik var. Biz Kanal D Haber Merkezi olarak gelişmelerle yeniden karşınızda olacağız. Sizlere şimdilik hoşça kalın diyoruz.